Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok pratik bir anne keki yapacağız. Kabarma garantili diyebiliriz. Çok güzel kabarıyor. Mis gibi de Hindistan ceviziyle kokuyor. Çok nefis bir kek oluyor. Bunun için neyimiz var? Bir yemek kaşığı Hindistan cevizimiz var. Kabartma tozumuz var. Vanilyamız var. 3 adet yumurtamız var. 1 su bardağı sütümüz. Yarım su bardağı ayçiçek yağımız. Zeytinyağıyla da çok güzel oluyor. Eğer ağır demezseniz öyle de çok nefis oluyor. 1,5 su bardağı da şekerimiz var. 2,5 su bardağı da unumuz var. Yetmezse, çok sıvı gelirse gözümüze biraz daha ilave edebiliriz duruma göre. Ben genelde ölçüsüz yaptığım için sizlere ölçü vereceğim için tabii böyle ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Şimdi öncelikle kabımızı alalım. 3 yumurtamızı koyuyoruz içine. Güzelce kabarıncaya kadar çırpacağız şekerle beraber. 1,5 bardak da şekerimiz vardı. Şöyle. Hemen filize takıyoruz. Mikserimizi kabarıncaya kadar çırpacağız. Evet, yumurtamızı köpürtüp bir 3-4 dakika kadar çırptık gördüğünüz gibi. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı, sütümüzü, Hindistan cevizimizi de bu arada koyuyoruz. Şöyle bir kere daha çırpacağız. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Yavaş yavaş biraz koyalım. Kabartma tozu ve vanilyayı da bu arada ilave edebiliriz. Evet, hemen diğer kalan unumuzu da ilave ediyoruz. Evet, şöyle sıvı bir hamurumuz oldu. Ben buna bir yemek kaşığı daha un ilave edeceğim. Gözüme az geldi. Ben dediğim gibi hep ölçü kullandığım için bir, hatta iki yemek kaşığı daha ilave ediyorum. Bunu ölçümde de göstereceğim size. Yazacağım tarifimde. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. Evet, bu kadar. Şöyle gördüğünüz gibi akışkan bir hamurumuz var. Çok sıvı değil, çok da koyu değil. Şimdi kalıbımızı yağlayıp içine koyacağız, dökeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuzu tepsimize döktük. Şöyle bir iki vurun, alamıkların havanın çıkması için. Ve şu an fırınım ısınıyor. Isınmış olan fırına 170 dereceye süreceğiz. Kaç dakika piştiğini daha sonra sizlerle gene paylaşacağım. Evet arkadaşlar, kekimizi fırından çıkardık. 35 dakikada 170 derecede pişirdik. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.